Merhaba arkadaşlar, ben Okan Eptaş. Bu eğitimde fantom kamera ile çekilen görüntünün nasıl renklendirileceğini anlatacağım. Öncelikle ekranda gördüğünüz görüntüyü bir izleyelim. Bu renklendirilmiş hali. Hemen şöyle büyük ekran izleyelim. Evet. Şimdi ben bunu renk düzeltmesi yaptım ve bunu şimdi resetliyorum. Bu hızlı bir eğitim olacak. Bonus bir eğitim. Bakın görüntünün orijinal hali bu şekilde. Öncelikle şurada bir tane gördüğünüz gibi nodum var ve ben yeni bir nod oluşturuyorum. Öncelikle Color Wheels'a gelip buradan şurada Primary Wheels'te öncelikle Lift ayarımı yapıyorum. Sola doğru indiriyorum lifti. Bakın şuraya değmeyecek bir şekilde bu lifti ayarlıyorum. Evet. Şuradan birazcık mavi ekliyorum. Evet. Şimdi de gain'imi artırıyorum. Yani parlaklığımı. Biraz da kara tonları. Bu benim basit bir şekilde yaptığım renk düzeltme. Bakın öncesi ve sonrası. Şimdi burada şu ağaçlar biraz daha yeşilini artırmak istiyorum. Hemen buraya Alt P ile paralel mikser oluşturuyorum. Bunu Node Add Parallel Node diyerek de buradan da yapabilirsiniz. Şuradan gelip hemen ağaçları seçiyorum. Bakın seçtiğimi görmek için de şuradaki yıldız ikonuna tıklıyorum. Bakın seçilmiş bir şekilde duruyor. Hızlıca yapalım. Ve bunun yeşilliğini biraz artıralım. Şöyle ekranı büyütelim ve bakın öncesi ve sonrası sadece ağaçlara müdahale ettim ve onları o sofluktan kurtardım. Böyle canlı bir hale getirdim. Daha sonra şuradaki gördüğünüz gibi patlayan bir alan var. Onu da şimdi nasıl düzeltileceğini hemen hızlı bir şekilde göstereyim. Yine bir Alt P ile bir nod oluşturuyorum ve Color'a geliyorum. Buradan Preset menüsünden Chroma Light. Bunu seçerek yine seçtiğim alanı görmek için şuradaki sihirbaz çubuğuna tıkladığımda bakın sadece o patlamış alanları, parlak alanları seçti ve bunları biraz rengini düşürüyorum gain'den. Tekrar bakıyorum. Bakın gördüğünüz gibi o patlak alanlar özellikle şurası bakın öncesi ve sonrası. Hemen en son bir vinyet oluşturalım. Gördüğünüz gibi birazcık büyütelim. Şu an biraz softluk verelim şöyle. Ve seçtiğim alanın tersini bakın nereyi seçtiğimi hemen gösteriyorum. Şu kısımları birazcık ışığını düşeceğim. Karartacağım. Bakın. Ve son olarak da film havası vermek için biraz ışığını biraz daha düşeceğim. Bakın. Birazcık daha filmik bir hava oldu. Evet arkadaşlar, görüntümüzün ham hali buydu ve renklendirilmiş hali bu şekilde. Hemen aynı kare içerisinde nasıl gösterileceğini hemen anlatayım. Şuradaki şu çerçeveye split screen'e tıkladığınızda burada genelde şu versiyon seçili olacaktır. Gördüğünüz gibi kenarlarında bir beyaz çizgi oluştu ve buraya şuradaki oka tıklayıp versiyonen orijinal dediğinde gördüğünüz gibi renkli ve renksiz halini görüyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan sorular olursa mail adresimden bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca düşüncelerinizi, eleştirilerinizi
yorumlar kısmına da belirtebilirsiniz. Abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın.